Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk stüdyo Washington yayınında hafta sonu başkentte yaşanan siyasi gelişmeleri aktaracağız. Amerika-Rusya arasında süren gerginliğe dair ayrıntıları paylaşacağız. Sağlık ve teknoloji haberlerini ekranlarınıza getireceğiz. Washington hafta sonunda yaşanan gelişmelerin gölgesinde başladı yeni haftaya. Moskova'nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel savcı Robert Mueller'ın büyük jüri oluşturduğu iddiasına yanıt Beyaz Saray'dan geldi. Başkanlık danışmanı Kellyanne Conway, Trump'ın özel savcıyı görevden almaktan söz bile etmediğini kaydetti. Bu açıklamanın ayrıntıları için Mehmet Toroğlu karşımızda olacak şimdi. Mehmet, açıklamada hangi noktalar dikkat çekiyor? Ayrıntıları senden alalım. Evet, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Kellyanne Conway dün Amerikan ABC kanalına This Week, bu hafta adlı programında konuştu ve senin de dediğin gibi Trump özel savcı, Rusya soruşturmasını yöneten özel savcı Robert Mueller'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump'ın Mueller'ı görevden almayı düşünmediğini, yani söz bile etmediğini, bu ihtimalden söz bile etmediğini söyledi. Conway, başkan bundan söz etmedi bile, bu Bob Mueller'ı görevden almayı tartışmıyor, bu konu gündeminde yok mesajını verdi. Conway, aylardır devam eden Rusya soruşturmalarının da bir sonuca varmadığı görüşünü dile getirdi. Rusya'nın seçim sonuçlarını etkilediği veya değiştirdiğine dair doğrudan kanıt sözü verilmişti. Burada onların hiçbiri yok dedi. Rusya'nın seçimlere, Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi ve Trump'ın ekibiyle olası işbirliğine dair yürütülen soruşturmanın ciddi bir aşamaya geldiği yönünde de işaretler var. Geçen hafta Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haber Amerika'da gündemin en üst sırasına bir anda oturdu. Habere göre Robert Mueller Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak büyük jüri oluşturdu. İşte uzmanlar Mueller'ın büyük jüri kurmasının, oluşturmasının, soruşturmanın ciddiyet ve derinlik kazanmasının bir işareti olarak yorumluyorlar. Senatonun yaklaşık bir aylık tatile çıkmasından önce de biri cumhuriyetçi, diğeri demokrat senatör özel savcıların kovulmasını zorlaştıran bir tasarı sundu bu arada geçen hafta içerisinde. Trump'ın işte Rusya soruşturmasını sürekli cadı avı olarak nitelemesi, daha önce de FBI başkanı Comey, eski FBI başkanı oldu şimdi tabii Comey kovması, ki Comey Mueller'ın pozisyondaydı daha önce. Şimdi sırada Mueller mi var sorusunu sorulmasına neden olmuştu tabii, ama kendi partisi içinden daha, yani cumhuriyetçiler içinden dahi böyle bir adım atmasına karşı sert bir muhalefet var. Geçen hafta sunulan tasarıda olduğu gibi Demokrat Partili Chris Coons ve cumhuriyetçi Tom Tillis'in hazırladığı tasarıya göre başkan görevi suistimal, çıkar çatışması, ağır hastalık veya benzer iyi bir sebep olmadığı sürece özel savcıyı görevden alamayacak. Görevden alma kararı da 3 üyeli bir kurulun onayına bağlı olacak. Tasarı açıkça, yani Mueller'ı, özel savcı Mueller'ı Trump'a karşı korumayı amaçlıyor diyebiliriz. Bazı uzmanlar, başkan eğer böyle bir şey yapmak isterse, yani Mueller'ı kovmak isterse, tasarı Senato'da onaylanmadan önce bunu yapabileceğine dikkat çekiyor. Ancak anlattığımız nedenlerden dolayı böyle bir ihtimal az şu anda düşük görülüyor. Ki zaten Conway de bunun gündemde olmadığını söyledi. Demokrat senatör Chris Coons, Bob Mueller'ın modern Amerikan tarihindeki en saygı duyulan hukuk otoritelerinden biri olduğunu söyledi. Mueller'ın soruşturmasına izin verilip sonuca ulaşması Trump'ın yararına, hukukun üstünlüğün yararına mesajını verdi. Yani konu önümüzdeki günlerde daha da tartışılacağı benziyor. Bu arada Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ın ikinci dönem aday olmaması halinde başkanlık için yarışmayı planladığı yönündeki iddialara büyük tepki gösterdi. Pence'in açıklamalarının ayrıntıları neler? Evet, dün New York Times gazetesinde önemli bir haber yer aldı, önemli bir iddia yer aldı. Haberde Trump'ın ikinci dönem aday olmaması halinde başkanlık için yarışmayı planladığı, yani Pence'in Trump'ın aday olmaması halinde ikinci kez 2020 için aday olmayı planladığı iddia ediliyor. Pence ise bu iddiaya sert tepki gösterdi, utanç verici ve saldırgan olarak niteledi. New York Times'ın haberinde Pence'in işte gizli bir kampanya oluşturduğu ve yardımcılarının da cumhuriyetçiler içerisinde seçim kampanyalara yüklü bağışlar yapan çevrelere Trump'ın yeniden aday olmaması durumunda üstü kapalı şekilde işte Pence'in başkan olmaya çalışacağı, bu yönde girişimde bulunacağı yönünde mesaj verdiği iddia ediliyor haberde. Pence ve Trump 7 ay önce yemin ederek resmen görevlerine başladılar, ama bu dönem bakıldığında oldukça aslında çalkantılı bir dönem oldu diyebiliriz. İlk ayları oldukça çalkantılı geçiyor Trump yönetiminin. Anketlere baktığımızda da halkın
sadece üçte biri civarının şu anda Trump'ın yaptıklarını desteklediği, onayladığı görünüyor. İşte Times'a göre bu durum bazı Cumhuriyetçi Parti içerisindeki bazı önde gelen isimlerin Trump'ın tekrar aday olmayabileceği düşüncesine sevk etti bu çevreleri. İşte bu nasıl olabilir diye sorarsak, kamuoyu destek oranları düştüğü için belki işte parti içinden baskı gelebilir. Sonuçta Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de başkanın popüler olmaması yüzünden kendi koltuklarının da tehlikeye girdiğini düşünebilirler. Yani böyle bir ihtimal dillendirilmiyor değil aslında. New York Times'in iddiası da bu iddiaları pekiştiriyor diyebiliriz. Pence ise gazetenin açıklamasını, gazetenin haberini daha doğrusu kesinlikle yanlış olarak niteledi ve bunun medyanın yönetimi bölmeye yönelik girişimlerinden bir yenisi daha olduğunu belirtti. Pence bütün çabasının Trump'ın gündemini hayata geçirmek ve 2020'de yeniden seçilmesini çalışmak, görmek olduğunu vurguladı. Bu arada Başkan Trump da 17 günlük, son olarak şunu da söyleyelim, Trump 17 günlük bir tatile çıktı. New Jersey'deki özel kulübünde tatil yapıyor. Bu durumu eleştirenler oldu. Çünkü bir yandan tabii dünya gündemi çok hareketli, çok sıcak bir dönem yaşanıyor şu an dünya kamuoyunun, dünya gündeminde. Diğer yandan Trump bir önceki Başkan Obama'yı işte uzun tatiller aldığı gerekçesiyle en sert eleştiren isimlerin başında geliyordu. Şimdi kendisi aynı şeyi yapmakla bazı çevreler tarafından şu anda eleştiriliyor. Özlem. Mehmet Soroğlu başkent gündemine dair ayrıntıları ve bu haftaya dair beklentileri paylaştı. Teşekkürler Mehmet. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kongre'nin yeni yaptırım kararına karşılık Rusya'daki Amerikan diplomatik temsilciliklerinde görevli 755 personeli geri gönderme kararının iki ülke ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu. Bazı uzmanlar Putin'in tepkisinin şiddetine şaşırdıklarını söylüyor ve Başkan Donald Trump'ın nasıl karşılık vereceğini merakla bekliyor. Rus yetkililer bugünlerde Amerikalı diplomatların Moskova yakınlarındaki Amerikan dinlenme tesisine gitmesine izin vermiyor. Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklaması bu yönde. Bu Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Kongre'nin yaptırım kararına verdiği karşılıklardan biri. Rus uzman Nikolay Petrov'a göre bu Moskova'da Trump konusunda yaşanan hayal kırıklığının yansıması. Bu önlemler sert ve Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte ilişkilere yeniden başlayacağız düşüncesi konusunda yaşanan derin hayal kırıklığının yansıması. Bir diğer Rus uzman Gleb Pavlovski'ye göre de Amerika ile Soğuk Savaş dönemi ilişkilerine dönmek sadece Putin'in ülkede popülaritesini arttıracak. Amerika'nın yaptırımları tepkiye, Amerikan karşıtlığına neden oluyor. Putin yanlısı tepkiye neden oluyor. Eğer Putin isterse bütün seçim kampanyasını Amerikan yaptırımları üzerine inşa edebilir. Amerika Büyükelçiliği ve misyonlarının hayati çalışmaları devam ederken Büyükelçiliğin yerel Rus çalışanları belki de kesintilerden en fazla etkilenecek olanlar. My assumption is hundreds of Russians are going to lose their jobs now. Benim tahminim yüzlerce Rus işini kaybedecek. Büyükelçiliğin önceliklerine baktığınızda vize bölümü önemli fakat diğer bölümler kadar önemli değil. Bence Amerika'ya seyahat etmek isteyen Ruslar vize sürecinin çalışan kısıtlaması yüzünden daha uzun sürdüğünü görecek. Başkan Donald Trump Rusya'nın tepkisi konusunda sessiz kalmış görünüyor. Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders seçeneklerin değerlendirilmekte olduğunu söylüyor. Trump sessiz kalsa da Kongre üyeleri Rusya'ya tepkili. Rusya'ya yaptırımlar konusunda Senato'da geçen Perşembe günü partiler üstü birliktelik sağlandı. Kongre'de kabul edilen tasarı Kuzey Kore ve İran'a da yaptırım içeriyor ve yaptırımların yumuşatılması konusunda Kongre'nin onayına şart koşuyor. Senato Demokrat Parti Grup Lideri Chuck Schumer da buna dikkat çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin Kongre'nin rızası olmadan bu yaptırımlardan kurtulamayacak. Bu Putin'e ve seçimlerimize karışmayı düşünenlere net bir mesaj olsun. Eğer seçimlerimize karışırsanız yaptırıma uğrarsınız. Bu yaptırımlar sert olur. Senato Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Grubu Başkan Yardımcısı John Cornyn de Kongre'nin kararını destekliyor. Bu yaptırımlar konusunda ilerleme sağladığımız için mutluyum diye konuşan Cornyn, Putin'in oynayacağı bazı kartlar olduğunu ancak bunun Putin'i IŞİD'le ve terör tehdidi gibi konularda birlikte çalışabilecekleri bazı alanlar olduğu yönünde bir kabullenmeye zorlamasını umduğunu söyledi. Moskova-Washington ilişkilerindeki gerginliğin neler getireceği tüm dünya tarafından yakından izleniyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.
IŞİD'in Irak ve Suriye'deki çekirdek yapılanmasına önemli bir darbe vurulsa da tüm dünyayı saran terör tehdidinde bir azalma yok. Hatta uzmanlar terörle mücadelede taktiksel düzeyde başarı sağlansa da stratejik düzeyde daha yapılması gereken çok iş olduğunu söylüyor. Diğer yandan IŞİD'den geri alınan bölgelerde istikrarın sağlanması ve korunması da uluslararası koalisyonu bekleyen yeni başka bir kritik görev. Tüm dikkatlerin IŞİD'e odaklanmasından istifade eden El-Kaide de görece sessizliğinden çıkıp gücünü tazelemiş şekilde dünya sahnesine geri gelme niyetinde. Washington'un önde gelen terör uzmanlarından Bruce Hoffman'la terörle mücadelede gelinen aşamayı ve yeni tehdit unsurlarını konuştuk. Mehmet Toroğlu'nun haberi. Georgetown Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Direktörü Bruce Hoffman, IŞİD'in geçmişte askeri yenilgiyi bile önceden hesapladığı ve ona uygun tedbirler aldığını söylüyor. IŞİD en baştan beri bu gelişmeyi de hesaplayarak ömrünü uzatmak için elinden geleni yaptı. Mesela IŞİD devlet ve halifelik ilan etmeden bile önce dış operasyon ağlarını zaten oluşturmuştu ve birçok ülkede altyapısını inşa etmeye başlamıştı. Hatta daha bir yıl önce örgütün kurucusu ve lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, IŞİD'in takipçilerine savaşmak için Doğu Akdeniz ve Irak'a gelmemeleri, onun yerine örgütün dünyadaki kollarına katılmalarını istemişti. Dolayısıyla yalnız kurtlar, kollar ve IŞİD'in kendi dış operasyonlarını düşündüğünüzde, Musul'un hatta Rakka'nın düşmesi bile IŞİD'in son anlamına gelmeyecekti. Bruce Hoffman'a göre Amerika ve uluslararası toplum taktiksel düzeyde terörle savaşı kazanıyor. Ancak stratejik düzeyde durum biraz farklı. Tek nedenle zorluklarla karşılaşıyoruz. IŞİD ve El-Kaide dahil tarih boyunca teröristlerin her yerde uyguladığı strateji bir yıpratma savaşı yürütmektir. Siyasi kararlılığa zarar vermek, seçilmiş siyasi liderlere güveni zedelemek, toplumlar arasında derin bölünmeler yaratmak, normalde liberal olan toplumları güvenlik çıkmazlarını çözmek için liberal olmayan yöntemleri benimsemeye zorlamaktır. Bunların hepsini yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla terörizme son vermek için gerçek anlamda bir birlik ruhuyla ve koordineli bir şekilde bir araya gelemezsek terörün bittiğini görmemiz mümkün olmayacak. Hoffman, Amerika'yı IŞİD yenilgiye uğrattıktan sonra bölgede bekleyen en büyük zorluğun istikrarı sağlamak olacağını belirtiyor. Bence Amerika açısından bölgedeki en büyük zorluk istikrarı sağlamak olacak. Özellikle de IŞİD'den kurtarılan bölgelerde. Bir de Irak'ta El-Kaide'nin yenilgiye uğratılmasından sonra onun küllerinden dünya için daha büyük tehdit ve sorun oluşturan yeni bir terör örgütünün ortaya çıkmasında olduğu gibi yeni bir terör sarmalının içine girmemek. Dolayısıyla bence farklı sayıda rakiplerden kaynaklanan tehditlerin yanı sıra asıl zorluk yeni bir istikrar düzeyini elde etmeyi başarmak olacak. Bruce Hoffman da Washington'da konuştuğumuz diğer uzmanlar gibi El-Kaide tehlikesine dikkat çekiyor. El-Kaide'nin aslında hiçbir zaman ortadan kaybolmadığını ve dünyanın IŞİD'le meşgul olmasından iyi yararlandığını belirten Hoffman, bu örgütün de yakında tekrar bir tehdit olarak canlanacağı öngörüsünde bulunuyor. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkan Donald Trump'ın Amerika-Meksika sınırına duvar örmek istediğini bilmeyen kalmadı. Ancak uzmanlar Amerika'nın bir diğer önemli sınırında, 9 bin kilometrelik Kanada sınırında da önemli ihlaller olduğuna dikkat çekiyor. İki yönlü insan ve uyuşturucu kaçakçılığı sınır polislerini zorluyor. Alert 3. 3 Türk vatandaşı Amerika'dan Kanada'ya yasa dışı yollardan girmeye çalışıyor. Amerika tarafında Swanton Vermont sınır devriye istasyonundaki görevliler takipte. Kanada polisi sınırın diğer tarafında 3 kişiyi tutuklamak için hazır bekliyor. Bu kişiler eğer ülkeye normal yollardan girmeye çalışsalardı geri çevrileceklerdi. Ancak Kanada yasaları yasa dışı girmeye çalışanlara sığınma hakkı başvurusu için izin veriyor. Ajan Brett Brandt son 6 ayda dünyanın dört bir yanından 5000 kişinin yasa dışı yollardan Kanada'ya girdiğini söylüyor. Birçok kişi New York JFK havaalanından Amerika'ya yasal olarak giriş yapıyor. Daha sonra Plattsburgh otobüsüne biniyorlar. Oradan da taksiyle sınırdaki Roxham Caddesi'ne gidiyorlar. Roxham Caddesi yıllardır kaçakçılar tarafından kullanılıyor ve Swanton sınır devriyelerinin tetikte olduğu noktalardan biri. Meksika sınırı daha çok dikkat çekse de 11 Eylül saldırılarından bu yana uzmanlar teröristlerin Amerika'ya Kanada'dan girmesini daha olası görüyor. Kanada'da seyahat etmek ve oradan Amerika'ya girmenin Meksika'dan Amerika'ya girmekten çok daha kolay olduğunu kabul etmek lazım.
Amerika'nın güney sınırında olduğu gibi kuzeyde Kanada sınırında da binlerce kilometrelik boş arazi var. Derby Line, Vermont ve sınırın ikiye böldüğü Stanstead, Quebec gibi sorumlu kentlerde mevcut. Stephen Hennessy, Derby Line'dan sorumlu devriye polisi. Hennessy, sınırın modern GPS teknolojisi öncesi yanlış çizildiğini söylüyor. Komşular, aileler sınırın iki tarafında bölünmüş ama kendilerini tek bir toplum olarak görüyorlar. 11 Eylül sonrası bu ailelerden sınırı en yakın güvenlik noktasından geçmeleri istenmiş. Bunun tek istisnası Haskell Kütüphanesi. Sınır binanın içinden geçiyor. Bu nedenle her iki tarafın sakinleri de kütüphaneye girebiliyor. Tek taviz bu saksılar. Birçok kişi aramadan geçmeden bu saksıların arkasından kütüphaneye girip çıkabiliyor. Amerika-Kanada arasındaki 9000 kilometrelik sınırda geçişleri kontrol etmek göz korkutucu bir görev. Devriye polisi teknolojiye çok güveniyor. Ağaca asılan harekete duyarlı bu kamera gibi. Kamera sınırın iki tarafına da taşan ve insan kaçakçılarının sıklıkla kullandığı mezarlığı gözetliyor. Brad Brandt sahada insan faktörü olmadan teknolojinin işe yaramayacağına da dikkat çekiyor. Our technology will tell us if there's an intrusion. Teknoloji bize sadece ihlal olup olmadığını gösterir. Birinin sınırı geçtiğini söyler bize. Ancak gidip o kişiyi bulup konuşmak, yasal değilse tutuklamak, kimlik belirlemek bizim işimiz. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basından özetler var. Dilge Timoçin haftanın ilk gününde Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Dilge. Özlem, bugün New York Times'a başlıyoruz. Basın özetlerine New York Times, Amerikan ordusunun Avrupa'da yaptığı askeri tatbikatlarla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete Irak ve Afganistan'da 10 yıldan uzun süredir savaş veren Amerikan ordusunun Doğu Avrupa'daki Rusya tehdidine karşı Soğuk Savaş dönemine ait becerilerini yeniden geliştirmeye başladığını yazıyor. Irak ve Afganistan'da büyük ve güvenlik kordonu içindeki üslerden hareket eden askerlerin şimdi mevzilerini korumak için kamuflaj tekniklerine başvurması gerekiyor. Geçtiğimiz ay 25 bin Amerikan askerinin Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 10 günlük askeri tatbikat, bir zamanlar Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılan taktiklerin günümüze uyarlanması için komutanlara adeta prova yapma fırsatı tanıdı. Komutanlar 11 Eylül 2001'den bu yana Orta Doğu ve Güneybatı Asya'da terörist örgütlerle mücadele eden genç askeri güce yeni beceriler kazandırmaya çalışıyor. Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın Avrupa'da konuşlandırdığı asker sayısı 300 bindi. Ancak şu anda bu sayı Soğuk Savaş dönemindeki sayının 10'da 1'i kadar. New York Times bugün ayrıca Trump yönetiminin kamu arazilerinde daha çok kömür madenciliği yapılması için girişimlerde bulunduğunu bildiriyor. Gazete Trump yönetiminin hem Darboğaz'da olan kömür sanayini canlandırmayı hem de kamu arazilerindeki fırsatları daha çok değerlendirmeyi amaçladığını yazıyor. Amerika çoğu batıdaki eyaletlerde olmak üzere 643 milyon hektarlık kamu arazisine sahip. Trump'ın Selefi Obama döneminde İçişleri Bakanlığı çevreye verilen zararı değerlendirmek amacıyla kamu arazilerinde kömür madeni açılmasına ilişkin ihaleleri askıya almıştı. New York Times'ın bugünkü ana sayfa haberlerinden biri ise New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun başta metro olmak üzere ulaşım altyapısını onarmak için kentin zengin sakinlerinden ek vergi alınması önerisiyle ilgili. Gazete Belediye Başkanı de Blasio'nun önerisine gelir düzeyi düşük New Yorkluların metro kartlarının yarı fiyatına indirilmesinin de dahil olduğunu bildiriyor. 100 yıl önce inşa edilen New York metrosunda gecikmelerin artık rutin hale gelmesi ve güvenlik kaygılarını artıran kazalar yaşanması halkın memnuniyetsizliğini giderek artırıyor. Washington Post ise İsrail ve Hamas arasında kalan Gazililerin hayatları ile ilgili bir ana sayfa haberine yer veriyor. Gazete kayıp nesil olarak nitelediği Gazze'li gençler arasında düzenli, maaşlı iş olanlara rastlamanın son derece zor olduğunu yazıyor. Hamas kontrolünde büyüyen, hayatları savaş ve kuşatma altında geçen bu gençler
Ne yazık ki hiçbir ilerleme kaydedemiyor. Önlerinde bir gelecek göremiyor. Habere göre Gazze'de her 10 kişiden 7'si insani yardımlarla hayatını yürütebiliyor. Gençler çok sıkıldıklarını, çoğu arkadaşlarının hayvanların sakinleştirilmesinde kullanılan uyuşturucu ilaçlar kullandığını söylüyor. Gazze'ye günde sadece 4 saat elektrik veriliyor. Gençlerin İsrail ya da Mısır üzerinden dışarı çıkışı ise engelleniyor. Çok sayıda Gazze'li genç ise fırsat verildiği takdirde İsrail'le seve seve çalışacaklarını söylüyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Dilge. Haftanın ilk gününde Amerikan basınından öne çıkan haberler böyleydi. Hafta boyunca basın özetlerini Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Petrokimya fabrikalarını korumak ve kimyasal maddeleri teröristlerin elinden uzak tutmak, Texas eyaletinin Houston kentinde yapılan kimya sektörü güvenlik zirvesinde ele alındı. Güvenlik uzmanları kimyasal madde üreten ülkelerin artık değiştiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en etkili güvenlik yöntemleri konusunda paylaşımlarda bulunmasının bu nedenle çok önemli olduğunu söylüyor. Houston'ın doğusundaki gökdelenler otoyoldan çok net görünüyor. Bu binalar aslında kimyasal madde fabrikaları. Kimya Houston'daki en büyük sanayi kollarından biri. Houston, here in Texas is the Texas eyaletinin Houston kenti Amerika'daki petrokimya sanayinin merkezidir. İç Güvenlik Bakanlığından Dave Wolf'a göre Houston ekonomisinin lokomotifi olan kimya sektörü aynı zamanda bir güvenlik riski. We see terrorists globally. Teröristlerin küresel çapta kimyasal madde peşinde olduğunu görüyoruz. Ev yapımı patlayıcı maddeler üretiyorlar. Brüksel'deki havalimanı ve metroya geçen yıl saldırı düzenleyen teröristlerin kimyasal maddelerle sivillere zarar vermeye çalıştığını söylüyor. Amacımız her zaman bir adım önde olmak, teknolojik gelişmeleri izlemek ve tehditleri yok etmek için alabileceğimiz önlemleri konuşmak. Güvenlik uzmanları kimya sektörünün önde gelenlerinin yaptığı bu gibi zirve toplantılarının küresel kimya güvenliği kültürü oluşturmak açısından önemli bir adım olduğu görüşünde. No state can afford. Hiçbir ülke kimyasal güvenliğini göz ardı edemez. Bu meseleyi ciddiye almayan ülkeler sonra çok pişman oluyor. Kimyasal madde üretimi geleneksel olarak Amerika ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerin tek elindeydi. Şimdi ise Çin ve Hindistan gibi ülkelerinde üretimde öne çıktığı görülüyor. Enormous production is going to happen. İran çok büyük miktarda kimyasal madde üretmeye başlayacak. Uluslararası Kimya Güvenliği ve Emniyeti Merkezi'nden Christoph Paturay, gelişmekte olan ülkelerin güvenlik önlemlerini sıkılaştırması gerektiğini söylüyor. Küreselleşmek istiyorsanız başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki en yüksek standartları uygulamanız gerekiyor. Uzmanlar kimya tesislerinin sembolik değeri olduğunu ve teröristler için hedef haline gelebileceğini, bu nedenle sağlam bir güvenlik planı uygulanmasının kilit önem taşıdığını vurguluyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın birçok yerinde yaşayanlar 21 Ağustos'ta eşine az rastlanan bir astronomi olayı olan tam güneş tutulmasına tanık olacak. Ay, güneş ve dünya arasından oldukça sık geçse de tam güneş tutulması çok ender yaşanıyor ve sadece dünyanın bazı bölgelerinde gözlenebiliyor. Güneş tutulmaları nadir rastlanan bir olgu. The moon doesn't actually orbit in the same plane. Ayın dünyanın etrafında izlediği yörünge ile dünyanın güneş etrafında izlediği yörünge birbirinden farklı. Arada 5 derecelik bir fark var. Bu da ayın bazen dünyanın çok az üzerinde dönmesi ve böylelikle ayın gölgesinin dünya üzerine kısmen düşmesi anlamına geliyor. Ay bazen de dünyanın üzerinden geçiyor. Ama nadiren de olsa ay, dünya ve güneş kusursuz biçimde sıralanıyor ve ayın gölgesi dünyaya tam olarak düşüyor. Ay tüm gökyüzünün sadece yarım derecelik bölümünü kaplıyor. Bu da ayın tam tutulma anında görülen ve umbra adı verilen ya da yarı tutulmada görülen ve penumbra adı verilen gölgesinin düşmesine neden oluyor. Bu yılki tam güneş tutulmasında umbranın genişliği 112 kilometre olacak ve Amerika'nın tamamından geçecek. Saatte 2400 kilometre hızla oluşacak tutulma,
2 ila 7 dakika sürecek. Uzmanlar güneşi çevreleyen plazma yani koronayı inceleyebilecekleri için çok heyecanlı. Korona çok parlak olmadığı için genellikle gözle görülemiyor. Ancak tam güneş tutulması sırasında koronayı ve oluşan manyetik patlamaları inceleyebiliyoruz. Koronanın neden çok sıcak olduğunu bilmiyoruz. Güneş üzerinde olup bitenler dünyamızı ve güneş sistemindeki diğer gezegenleri de etkiliyor. Bu nedenle güneş üzerindeki dinamikleri incelemek istiyoruz. Kuzey ve Orta Amerika'da herkes, Güney Amerika'da ise bazı bölgelerde yaşayanlar en azından kısmi tutulmaya tanık olacak. Tutulmayı izlemenin en güvenli yolu özel gözlükler kullanmak. En koyu renkli güneş gözlükleri bile yeterli koruma sağlamıyor. Bir başka yöntem ise mukavva kutudan iğne delikli kamera yapmak. Nasıl mı? Kutunun bir tarafında iki delik açın, ters taraftaysa daha büyük tek bir delik kesin. Deliğin birini alüminyum folyo ile kapatın ve ortasında iğne ile delik açın. Tabanı beyaz kağıtla kaplayın. Güneş ışığını iğne deliğinden doğrudan geçirin ve diğer delikten kutunun içine bakın. Havanın bulutsuz olması durumunda manzara tam anlamıyla nefes kesecek. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftaya yine sıcak gündem maddeleriyle giren Washington siyasetinin ayrıntılarıyla başladık yayınımıza. Moskova-Washington hattında yaşanan gelişmeleri aktardık. Sağlık ve teknoloji haberlerini paylaştık ve haftanın ilk Stüdyo Washington yayınının sonuna geldik. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.